Merhaba arkadaşlar. Bugün size kedilerim için almış olduğum kedi ürünlerimi tanıtacağım. Bunlar hep gerekli malzemeler. Kedilerim de daha yeni uyanıyor. Şimdi malzemelere geçelim. Burada bir devasa büyük kedi kapalı tuvaletimiz var. Bayağı bir büyük. Beklediğimden büyük geldi. Çünkü taşıma kaplarının ikisinin bir boyutu bundan etmiyor. Burada görmüş olduğunuz kedi paspası. Bu bayağı bir önemliymiş. Kedi tuvaletinin önüne sereceğim. Burada bir tane tırmalama aparatımız var. Burada da aloe vera kokulu kedi kumumuz var. Birazdan bu ürünleri açacağız. Ve öncelikle şu oyuncağı almıştım. Bunları çok merak ettikleri için açtım. Bulut da hala uyumaya devam ediyor. Bulut, kalk artık oğlum. Arkadaşlar, kedi taşıma kaplarını ön panelini açıp içine bir şey koyarsanız böyle uyuma olarak kullanabilirler. Bayağı bir faydalı buluyorum ben bunu. Ve eve şıklık katıyor. Ürünlerin hepsini fiyat değerlendirmesi olarak 260 lira 77 kuruşa aldım ve uygun aldığımı düşünüyorum. Size hızlıca isimlerini göstereyim ve fiyatlarını buradan durdurup bakabilirsiniz. Şu an yanımda biri olmadığı için telefonu sabitleyerek koydum. Size hızlıca anlatayım. Hadi keseyim. Bunu biraz yırtmıştım da bakmıştım meraktan. Evet arkadaşlar. Sap buldum. Kedi paspasımız. Elektrikli bir paspas. Kedi kumu. Bulut. Hayırlı oğlum. Tamam. Videoyu seni de alıyorum. Tamam. Tamam seni de alıyorum. Uyum. Paspasımız elektrik paspas. Bunu kedi tuvaletinin önüne koyacağım. İçine tuvaletini yaptıktan sonra patilerinde kumlar kalıyor. Bu etrafa saçılmaması için. Olmuyor. Bunun üzerine basacaklar ilk. Patisindeki kumlar bu elektriğin içine düşecek. Böyle yapıp da dökeceğiz artık işte. Bu kolay bir bence tercihtir. Güzel, bunu beğendim. Kediler de kutuları sevdiği için burada duruyor bunu. İkinci olarak kedilerimin kullanılacağından emin olmadığım kedi aparatı var. Çünkü kendileri halıları mahvettikleri için bunu tercih ederler mi bilmiyorum. Ama neden olmasın? Kurulumu da kolaymış arkadaşlar. Buldum hemen dikkatini çekti. Nasip gel. Öyle bir deneyelim. Gel oğlum. Nasip. Atla. 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 Atla buraya. Hoppa. Bak bakayım. Hiç dikkatlerini çekmedi ama bunu alıştıracağım. Bir bırakın kutuyu oğlum, bir bırakın. Önemli olarak ve çok büyük bir yer kaplayan kedi tuvaletimize geldi. En çok merak edilen bu. Telefonuma bir bakayım. Sakin olun çocuklar. Buradaki tırnaklara bunu oturtmamız lazım. Bunu
bulabilirsek. Bayağı bir geniş haznesi var. Çok kum alacak. Araştırmalarıma göre 7,5 kilo kum koyacakmışız içine. Bir ben bunu kurayım. Geliyorum hemen. Arkadaşlar kurulumu bitti. Biraz beni yordu. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir büyük. Kadraja sığdıramadım. Tuvaletini yaptıktan sonra kedi ilk buraya basacağı için burada da bir tane nasıl diyeyim size elekli bir sistem olduğu için ilk bundan düşecek kumlar. Önüne de paspasımızı serdiği zaman geri kalan kumlar ona düşecek. Etraf daha temiz kalacak. Özellik olarak kapanıp açabiliyor. Açılanabiliyor. Taşınabilme şeyi var. Büyük bir eksik olarak bu tamamen kapalı kalmıyor. Hani şu şekilde durması lazım. Bu durmuyor. Arkadaşlar 7-7,5 kilo kum koymamız gerekiyor. Almış olduğum 15 kilo olduğu için yarı yarıya koysam olur. Neredeymiş bizim bu? Şuradan bir keseyim. Etrafı mahvetmeden. Tozu tozlama olayı var. Bu yüksekten koyduğum için biraz tozlu. Şöyle baktığım zaman evet yarı yarıya oldu. Kapalı tuvaletin yanından verilen küreğimizi sizden yakından göstereyim. Şimdi bununla yarayacağım. Ben hiçbir koku almıyorum. Bu nasıl aloe vera kokusu? Küreğimizi test etmiş olalım. Güzel işliyor. Aslında biraz daha koysak iyi olur. Tamam. Bu kadarı gayet ideal. Tozluya diyenlere tozuyor. Size öncelikle söyleyeyim ama tozup tozmaması benim için önemli değil. Yavaş koysam tozmazdı mesela. Kapağını kapatalım ve kedilerimiz beğenecek mi beğenmeyecek mi görelim. Daha önce açık tuvalet kullandığı için kapalı tuvaleti eğitmem lazım biraz. Öğrenmeli gerekli. Biraz zor kapanıyor gibi. Tamam. Biraz olsun öğrendiler. Gördüğünüz gibi çıkabiliyor. Girebiliyor da. Ve paspasımızdaki kumları görüyorsunuz. Gayet güzel bir şeymiş. Kullanılabilir. Hafif açık olduğunu gördüğü zaman kafasını buraya sokup direkt gidebiliyor. Yani tasarım amacı bu şekilde olabilir. Memnunum. Beğendim. Fiyat performans olarak güzel bir ürün. Bu oyuncağı bayağı bir seviyorlar. Az bir şey şöyle topu ittirip destek olursanız onları oynamaya başlıyor zaten. Bir ona bir ona pas atıp duruyor. Şu an uykudan yeni uyandıkları için biraz ilgilerini çekmiyor. Ama aşırı fazla bu oyuncakla oynuyorlar. Tavsiye ediyorum size. Enerjilerini atmak için birebir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.